Herkese kucak dolu sevgiler. Bugün yine evdeyiz. Kahvenin yanına yakışacak en güzel tatlı nedir biliyor musunuz? San Sebastian Cheesecake. Evet, ben çok bunu seviyorum. Siz benden tatlı videoları istediniz. Ben de size evde güzel bir tarif vereceğim. San Sebastian Cheesecake tarifi vereceğim. Ben çünkü çok seviyorum yemeği. Diğer tatlıları aslında evde yapmayı da yemeği de pek sevmiyorum. Hem kilo alırız hem de ben o tatlıları pek evde sevmiyorum açıkçası. Şimdi San Sebastian Cheesecake yapacağız. Bol sütlü, bol peynirli böyle bir tatlı. İkinci defa deneyeceğim. İlk yaptığımda açıkçası çok beğenmemiştim kendimde. Bir video yapmıştık yeğenimle belki hatırlarsınız. Şimdi ikinci defa 3 tane farklı yerden tarif aldım. Ve bunun dilimini normalde 25 liraya satıyorlar. Şimdi mutfağa gireceğiz. Bu tatlıyı beraber yapacağız. Bakalım bize ne kadar mal olacak. Başlıyoruz. Evet, şimdi geldik mutfağımıza. Mutfağımıza ufak ufak size malzemeleri anlatacağım. Ardından başlayacağız. Ne var malzemelerimizin içerisinde? 25-30 gram kadar nişasta var. Un var. Ben biraz tam buğday unu kullandım. Bu da yaklaşık 90 gram kadar. 230 gram şeker demiş. Ben biraz 180 gramı azalttım. Siz tercihinize göre 230'a kadar çıkartabilirsiniz. 4 tane yumurtamız var. Tarifte bu al... Ya çeşitli tarifler var aslında. Her tarifte farklı farklı şeyler yazıyor. Bu tarifte 7 yumurta demiş ama ben 4'e düşürdüm bunu da. Bu da zevkinize göre arttırabilirsiniz. Ben yumurtayı her şeyde, her tarifte farklı yazıyordu. Kimisinde 5 yazıyordu, kimisinde 3 yazıyordu. Yani biraz açıkçası o zevke bırakılmış bir şeydi. Bıraktım. Taze peynirlerim var. Yani krem peynir dedikleri. Aslında bundan 1 kilo lazım. 24'lük bir kalıp için. Şöyle bir kalıbım var 24'lük. Bunun için 1 kiloya ihtiyacım var. Ama ben dün marketten gidip alırken 600 gram almışım. 600 gram alınca eksik kaldı. Ne yaptım? Beyaz peynirle tamamladım onu. Normalde dediğim gibi bu tarifte yok ama bir kısım tariflerde beyaz peynir de kullanılıyor. Ben böyle iyice ezdim, krem haline getirdim. Bu da hazır. Sonra krema. Krema da 2 tane, 400 mg. Ama ben bu peyniri kullandığım için bir tane daha ekledim. 3 tane krema kullanacağım. Bu arada hani siz her şey diyorsunuz ya, reklamını yapıyorsun, reklamını yapıyorsun. Evet arkadaşlar, bunların hepsinin reklamını yapıyorum. Pınar, Mis, İçim ve yeni Mis reklamları. Bunların tamamından yaklaşık bir 55 bin lira falan aldım arkadaşlar. Güzel oldu benim için. 55 bin iyi para. Beni iyi geçindirir bu ara. Heh, bir de şunu unutmayayım. Bunu da reklamını yapayım. Dr. Oetker'in vanilyalı aroma vericisi lazım. Bunu normal vanilya da kullanabilirsiniz ama bu sıvı likit vanilyalar daha avantajlı oluyor. Daha iyi lezzet veriyor. O yüzden bunu kullanacağım ben. Hadi başlayalım o zaman. Evet. Karıştırma kasemi aldım. İlk başta krem peynir ve şeker karışacak. Hemen krem peynirleri ve şekerleri ekliyorum. Şöyle birincisini ekledim. Bütün dilini sıyıracağım. Kalmasın diye. Az önceki şakaydı tabii. Bu reklam muhabbeti. Ama keşke olsalar yani. İtiraz etmem. Tabii biz evde yemek yapmadığımız için bu tip markaların dikkatini çekmeyiz. Ama birçok markaya, insana daha doğrusu YouTuber'a destek oluyorlar. Mesela Nefikar'ın mutfağından izledim bunu. Tamamen içimle yapmıştı o. Şöyle hemen. İçimi de nasıl övüyordu, nasıl övüyordu? Şöyle iyi, böyle iyi. Halbuki hepsi aynı. Şöyle aldı. Hangisi ucuz geliyorsa size ondan alın yani. Boş verin. Toplamda şu an 600 mg. Daha doğrusu 600 gram krem peynir olmuş oldu. Şimdi biraz peynir de ekleyeceğim üzerine. Peyniri de ekleyeceğim. Umarım bu peyniri eklemek pişman olmam. Çünkü o tarifi çok inceledim ben aslında. Bakalım. Şöyle fazla da koymayacağım ya. Şöyle ya koyayım ya da gitsin ya. Hepsini koydum. Şimdi şekerle çırpacağım hepsini. Bu tarifi de yani MSA'da bir şef olan Müge Koçak var. Mutfağına da konuk olmuştum. Bir YouTube videosu çekmiştik beraber. Ondan almıştım. Şimdi şekeri de ekliyorum üzerine. Şimdi başlayacağız karıştırmaya. Şöyle bir önce şunu yapayım da ondan sonra çırpıcıyla yapayım. Fazla şey yapmasın. Al çırpıcıyı elimize. Bu arada şimdi Enes bunun montajını yapacak. Enes tatlıya bayılır. Herhalde bunu görünce bayağı bana söylenecek. Evet. Şöyle çırptık. Ya bu haliyle bile var ya çok iştah açıcı. Ben bunu ekmek bandırıp yiyebilirim. Düşünsene peynir ve şeker. Hepiniz çok seversiniz böyle bir şeyi. Şimdi şunu şöyle ayırayım. Şunu üstüne koyayım. İkinci aşamaya geçelim. Şimdi kremayı ve likit vanilyayı ekleyeceğiz. Hemen kremalarımızı açalım. İlk kremamızı döküyoruz. Şöyle. Tepeler. Hemen kremalar dökülsün. Şimdi bunun ben açıkçası birçok tarifte gördüğüm şu. Kremi haline gelmemiş yani. Kremi cheesecake ya bunun. Bak kremayı o tarafa da dökmüşüz. Kremi cheesecake haline gelmiyor. Ben kremi cheesecake haline gelmesi için biraz kremayı fazla tutuyorum. Tamam mutfağı toparlayacağım şunu daha sonra, bekleyin. Oradan yumurtaları alayım da. Evet, ikinci kremamızı da döküyoruz. Daha dikkatli bu sefer. Sonra üçüncüyü döküyoruz. Bu biraz daha mis. Diğerine göre daha beyaz oldu. Şöyle göstereyim size de. Hop yine aktı. Evet, kremalarımızı da döktük. Dediğim gibi bol krema koymamın sebebi
tamamen o kremi tadını, kremi görüntüsünü daha doğrusu alabilmek. Kremamızı ekledik değil mi? Şimdi likit vanilyamızı ekleyeceğiz. Likit vanilyamız kaç gram demiştik? Likit vanilyayı isteğe göre söylemiş tarifte. Şöyle biraz döktüm ben. İyice vanilya tadını versin diye. Likit bulamıyorsanız zaten normal vanilya kullanabilirsiniz. Un ve nişastayı ekleyin diyor. Hemen unu ekleyeceğiz. Unda şöyle bir detay var. Unu eklerken şöyle de döküyorsunuz. Süzgecinize bununla yapıyorsunuz. Topaklanmaması için bu şekilde yapılması gerekiyormuş. Ben de hemen ona uydum. Şöyle unumuzu da ekliyoruz. Bitirene kadar. Hatta sonunda bunun toplamını da süzgeçten geçirin diyor da o bizim bu süzgecimiz ona uygun değil. Öyle bir süzgecimde yok. Eğer öyle bir süzgeciniz, kalın bir süzgeciniz varsa bütün kremayı tavaya boşaltırken öyle yapabilirsiniz. Yani süzebilirsiniz. Nişastayı da ekleyeyim diyor. Nişastayı da ekleyelim. Sonra başlayın karıştırmak diyor. 24 santimlik kelepçe likek kalıbının içine hemen yağlı kağıdı ekledim. Şimdi karışımımı içine dökeceğim. Hop, mutfağa da dağıttım. Tamam mı? Benden şef falan olmaz. Benden anca böyle evde keyifçi olur. Şimdi hepsini döktüm. Evet, 24 santimlik kalıp için tarif etmiş. Bu malzeme doldurmadı tamamını bile. Şişecek falan ama bu hiç boşluk kalmayacak şekilde bunları da içine karıştırdıktan sonra fırına hazırlayacağım. Dediğim gibi şef değilim. Şef gibi yorumlar yapmayın bana aşağıya. Sadece evde kendime kahvenin yanına yakışacak bir pasta yapmak istedim. Her gün bir dilim alırım. Nasıl olsa kilo alıyoruz, bari lezzetli bir şekilde alalım değil mi? Bu da tamam. Şimdi bu kek hazır. Hemen ben fırınımı hazırlıyorum. 250 derecede 35 dakika pişireceğim. Fırınımı hazırladım. Hemen fırın tepsinin içerisine koydum. 250 derece ve 30 dakika. Bekliyoruz. Evet, ilk görüntüleri şöyle göstereyim. Üstü yandı, şişti. Bence malzeme güzel görünüyor ya. Sanki güzel oldu ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, tam 40 dakika ve hazır. Şimdi çıkaracağım. Bir dışarıda bakalım. Arkadaşlar, San Sebastian hazır. Şimdi hafif titretmesi var ya. Bakın arkadaşlar. İşte o da olmuş. Sanırım ben bu işi becerdim be. Ne dersiniz? Şimdi bu tamam ama 2 saat soğumasını bekleyeceğiz. Hatta 2 saat sonra dolaba atacağım. Bir de 2 saat dolapta bekleteceğim. Ardından tadına bakacağız. Evet, San Sebastian kekimizi hazırladık. 1 saatini dışarıda, 1 saatini de buzdolabında beklettim. Şimdi burada önemli olan kremi olmuş mu olmamış mı? Yoksa görüntü çok güzel. Yani şöyle biraz daha üstten göstereyim. Yani görüntüde bir sıkıntı yok. Bence görüntü çok iyi olmuş. Ama önemli olan dediğim gibi kremi olmuş mu olmamış mı? Bunu da buradan beraber keseceğiz. Bakacağız. Şimdi ilk kesiyi attım şöyle. Aktı bir şeyle. Sonra ikinci kesiyi de şuradan attım. Şöyle bir kalıp. Şöyle buradan da bir dilim atayım. Şöyle iyice kesilsin. Koku süper. Yani gelen koku muhteşem. Şöyle alıyoruz tabağımızın içine. Evet, bakıyorum kremi olmuş mu bu taraf. Burada çok görünmüyor. Yani buradaki çok güzel olmamış gibi. Şöyle hemen tabakta göstereceğim. Evet ya. Biraz olmuş ama böyle tam süper olmamış. Bir yerlerde bir hata yaptık ama bence bu hali de güzel. Hadi şimdi kahvemizi demleyelim. Tadına bakalım. Ve keyif anı gelsin. Ben kahvemi de demledim bu arada. Şöyle güzel kahvemi doldurayım. Bayılıyorum kahve kokusuna. Kahvenin kokusuna bayılıyorum. Çemek Stüdyo'mu izlemediyseniz onu da izleyin. Malzeme hazır. Şimdi normalde buranın daha böyle akışkan, daha kremalı olması gerekiyordu. Onu beceremedim ama genel görüntü güzel. Hadi bir de tadına bakalım. Şöyle göstereyim size. Kokusu çok güzel bir kere. Net olarak söyleyeyim. Kokusu acayip güzel. Hadi bir de tadına bakalım. Yani şey diyemem, dışarıdaki yediklerim kadar güzel diyemem ama evde yapılabilecek en iyisi diyebilirim. Ben 3-4 tarif aldım. Neden kremi olmadı hala bilmiyorum. Peynirimi kullandım diye yoksa bilemedim yani. Çok üzüldüm açıkçası tam olamadı diye. Müge şef olmadı, yapamadım. Senin verdiğin tarif ama yemedi. Aslında tam da Müge şefin yaptığı tarif değil ama yine de ona yakın. Biraz da kendi yorumumu katmış oldum. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben bunu çok beceremedim ama şu anki hali kötü mü? Değil. Bence çok iyi hala. Hatta bir sürü dışarıda satan mekandan daha iyi ama o beğendiğim, bayıldığım, gittiğim yerlerden kötü maalesef. Öyle söyleyeyim. Maliyeti ne bunun? Maliyetini de söyleyeyim. Toplamda 45 liraya 50 liraya mal edebilirsiniz. Kaç dilim çıkar? 4, 8, 10 dilim çıkar bundan bu şekilde. Yani 5 liraya dilimini yemiş olabilirsiniz. Dışarıda 25 liraya satılıyor bu çünkü. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Başka tariflerle karşınızda olacağım. Başka videolarla karşınızda olacağım. Sevgiyle kalın.
Tabii.